önemli bir gelişme var, onu da aktarayım. Dilek ve Bahattin'i merak ediyorsunuz değil mi? Albayrak, Dilek ve Bahattin'le ilgili. Ben dün dedim ki yani yayın yasağı getirdiniz, elimi kolumu bağladınız, hiç olmazsa bu kızımıza sahip çıkalım diye seslenmiştim. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Soylu'nun verdiği talimatla İstanbul İl Emniyet Müdürümüz Sayın Zafer Aktaş'ın emriyle de İstanbul Emniyeti harekete geçti. Ve Dilek ve Bahattin için bir koruma kararı çıkartılacak. Sayın Soylu'ya bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü ama keşke yayın yasağımda olmasaydı. Biz çünkü konuşacağımız o kadar çok konu vardı ki biz de Dilek'e gazeteciler olarak yardım edebilirdik. Ama ben Dilek'in can güvenliğinden çok endişe ettim. Çünkü onun başına işte bu olayları getiren kişi sayısının 20 civarında olduğu belirtiliyor. 17 ile 20 arasında değişiyor, 22 arasında. Bu hepsiyle ilgili olarak bir koruma kararı alınacak, bir uzaklaştırma kararı alınacak. Şu anda hala İstanbul'dalar, Dilek'le Bahattin. Kubilay Erbaş'ıma gidelim muhabirimize. Küçükçekmece Kanarya Emniyet Müdürlüğü'nde. Kubilay şu anda oradalar mı Dilek'le Bahattin? Ne yapıyorlar? Ses yok. Türkiye'nin konuştuğu Dilek ve Bahattin şu anda arkamdaki Kanarya Polis Merkezi içerisinde ifadelerini tamamlanmasını bekliyorlar. Buradan sonra da artık atılması gereken adımlar var demiştik. Devletten, emniyetten, bakanlıktan atılması gereken adımları bekliyoruz demiştik. Tüm izleyicilerimiz de bu taleplerde bulunmuşlardı. Telefonlarımız kilitlenmişti. Evet. Ve artık atılması gereken adım atıldı. Buradaki işlemler tamamlandıktan sonra bizim devletimizdeki denetimimiz altında olan yerden, konakladıkları yerden eşyalarını alacaklar ve kimsenin bilmediği, gizli tutulacak emniyetin ve bakanlığın denetimi altındaki yerde koruma altında olacaklar dosya sonuçlanana kadar. O görüntüye bir daha girer misin Aslı? Bizim oradan geldiler, emniyet aldı onları. Asayiş Müdürlüğü'ne de çok teşekkür ediyoruz. Müdürümüzün Şinasi Yüzbaşıoğlu müdürümüze de çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Emniyetine çok teşekkürler. Sağ olsunlar. Yani bir koruma kararı alınması çok çok iyi ama Dilek ve Bahattin, özellikle Bahattin'le ilgili de bazı iddialar var ama zaten Bahattin onları bana, ailesi özellikle bana bu suçlamalarda bulunuyor demişti. Şu anda o kişilerin tekrar ifadesinin alınması gerekiyor. Umarım hukuki süreçte, yargı süreci de bir an önce, çünkü nereye kadar devlet, yani ne kadar daha koruyacaklar ki, bir şekilde Antep'e dönmeleri lazım. Bir hayat, evlatları var, çocukları var. Ömer'di değil mi? Evet. Oğulları var, ikisinin bir evladı var. Dolayısıyla oğullarını da yanına alacaklar. Nasıl? Ömer'in doğum günüydü. Aa, bugün Ömer'in, hatırlarsan. Dündü değil mi doğum günü? 28 diye biliyorum, salıydı. Salı. Bugündü. Bugün günlerden ne? Evet, bugün. Salı. Bugün salı mı? Bugün evet. Bugün çarşamba değil mi? Salı. Aa, günler karıştı. Allah. O zaman Ömer'in doğum gününü kutluyoruz. İyi ki doğmuş. Gördüm, kusura bakmayın. Aa, aklıma gelince hemen söylemek dün istedim. Dün de benim kızımın doğum günüydü. Aa, acaba kutlu. Pazartesi, salı, günler falan. O kadar çok birbirine karışıyor ki bazen. İnşallah annesinin, yani şu ana kadar maalesef kötü bir kaderi var. Annesinin anlattığına göre. İnşallah bundan sonra Ömer'in kaderi güzel olur. İnşallah güzel bir hayatı olur. Ama şu anda Sayın Süleyman Soylu'ya, Sayın Bakanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Şu anda devletin korumasındalar. Allah'a şükür, ben şu anlamda çok endişeleniyordum. Tamam, bir gazeteci olarak. Yani normalde bu da olmaması lazım. Biz her şeyi çok rahatlıkla, her şeyi... Zaten ben gazeteci olarak Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun o kuralları gereği çok kontrollü yayın yapıyoruz. Burada aile birliği bizim için çok çok önemli. Her şeyin önünde gelir. Kadın hakları... Özellikle kadına şiddet meselelerinde fazlasıyla tarafım, çocukların hakları meselelerinde fazlasıyla tarafım.